Ben bazı şeylerin etkilerinin ne kadar önemli olduğunu özellikle yurt dışı yansımalarından takip etmeye çalışırım. Türkiye'nin mühimmat konusundaki en önemli sıçramalarından biri 7 Nisan tarihinde gerçekleşti. Eskişehir'de 401. Test Filodan havalanan 4 F-16 uçağı ki uçaklardan birinin kanat altında Gökdoğan ve Bozdoğan yerli füzeleri vardı. Karadeniz semalarına geldi ve Sinop'taki füze test merkezinden Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ imalatı Şimşek hedef uçağı fırlatıldı. Şimşek belirli bir irtifada uçarken F-16'mızın kanat altına yüklenmiş Bozdoğan füzesi ateşlendi ve bu füze ilk defa havada giden, havadan ateşlenip havadaki bir başka hedef, o minicik drone uçağı tabiri caizse 12'den vurdu. Ve gerçekten Türk savunma sanayi açısından da çok önemli bir sayfa açılmış oldu. Niye? Çünkü Türkiye kendi hava hava füzesini yapabilen dünyadaki çok az sayıda ülkeden biri olmuş oldu. Öyle gökyüzüne bir hava hava hedefini vuracak bir füze yapmak gerçekten çok zor. Çünkü gökyüzünde 3 boyutlu bir alemdesiniz. Karşınızda büyük bir savaş uçağı yok. Onun yerine sadece işte 1,5-2 metrelik küçücük bir jet uçak var. O hedefi bulmak, füzenizi oraya yönlendirmek, daha sonra da kısa menzilli bir füze bu ve bu füze tamamen karşı tarafın yaydığı ısıya doğru gidiyor ve o füzenin hedefini vurması, hem de 12'den vurması gerçekten inanılmaz büyük bir başarı. Göktuğ projesinde ki bu projede iki ayrı hava hava füzesi için çalışmalar uzun yıllardır TÜBİTAK SAGE tarafından gerçekleştiriliyordu ve en önemli meyve de bu test atışıyla gerçekleşmiş oldu. Bozdoğan füzesi 2022'den itibaren Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmeye başlanacak ve özellikler itibariyle mevcut kullanılan M9X Sidewinder'a göre çok daha üstün özelliklere sahip bir füze olacak. Bu sadece projenin bir yarısı. İkinci yarısında ise Gökdağ füzesiyle bu menzil daha da uzatılacak ve Türkiye kısa, orta ve uzun menzilde kendi hava hava füzelerini üreten bir ülke haline gelecek. Bir hava hava füzesini üretmek sizin matematiksel olarak, yazılımsal olarak, sistemsel olarak, roket teknolojisi olarak ve tabii ki arama başlığı olarak çok önemli bir yere geldiğinizin bir göstergesi. Bunu yapabildiğiniz zaman uzun menzilli, örneğin gelecekte havadan balistik füzeleri de vurabilecek bir teknolojiye doğru ilerlemenin en önemli adımlarından bir tanesi. Füze teknolojisi, hele de hava hava hedeflerine karşı veya bir balistik füzeye karşı gerçekten çok yüksek teknoloji içeriyor. Çok iyi yazılım olması gerekiyor. Çok iyi radar, arama ve hedefleme sistemlerine sahip olmanız gerekiyor. Bunu da dünyada yapabilen çok az ülke var. Bu teknolojiyi istediğiniz zaman ise karşınıza bir sürü engeller çıkartılıyor ki geçmiş yıllarda yaşadığımız engeller hakkında defalarca videolar hazırladık sizlere. Gelin isterseniz Bozdoğan füzesiyle yapılan bu testi biraz daha detaylı bakalım. Bozdoğan füzesi ne kadar menzilli? Hangi özellikleriyle havada hedefini takip ediyor ve buluyor? Bu özelliklere birlikte bakalım. Öncelikli olarak Bozdoğan füzesi görüş içi özelliklere sahip bir hava hava füzesi. Pilot havada hedefini radarda gördükten sonra ateşlemeyi gerçekleştiriliyor. Ve bu füzedeki kızılötesi görüntüleme yani IRR olarak adlandırılan
özel günüm sistemi sayesinde füze uçaktan çıktıktan sonra yoluna önce radar yönlendirilmesiyle gidiyor. Arkasından uçağa yaklaşırken uçağın ısı yoğun noktasını hedefliyor ve bu şekilde yoluna devam ederek hedefini vuruyor. Karşı taraftaki düşman uçağındaki pilot bu füzenin atıldığını son saniyelere kadar fark edemeyebiliyor. Bu tür durumlarda ısı güdümlü füzelerden kurtulmak için uçaklar flare atıyor. Flare nedir? Hatırlayacaksınız. Solo Türk gösteri yaparken flare yani ateş topları atar. Bu ateş topları uçağın motorundaki ısının farklı bir şekilde hedef şaşırtması yapar. Yani motor nedir? Isıya doğru gidiyor. Uçakta da ısıyı üreten en büyük faktör motor. Düşünün, sivil yolcu uçaklarında motordan çıkan havanın sıcaklığı 600 santigrat. Askeri motorlarda afterburner devreye konulduğu zaman bu sıcaklık daha da artıyor. Ve örneğin 10.000 metrede dış sıcaklık -57 santigrat derece ve bir tarafta da 650-700 derecelik bir sıcaklık var. Füze o sıcaklığa doğru, o sıcaklığın merkezine doğru gidiyor. Buraya giderken flare atıldığı zaman füze hedefinden şaşıyor ve flare'i izlemeye başlıyor. Ama Bozdoğan füzesindeki en büyük özellik füze hedefine radar yönlendirmesiyle geldikten sonra son anlarda ısı güdüm takip etmeye başlıyor ve pilot bundan, karşı tarafın pilotu bundan haberdar olmuyor ve uçağın vurulma ihtimali yani hedefi vurma ihtimali çok daha fazla hale getiriliyor. Bozdoğan füzesinin yerini alacak füze M9X Sidewinder. Sidewinder biraz daha ufak bir füze olmasına rağmen özellikle Bozdoğan'ın hızı inanılmaz yüksek. Çünkü Bozdoğan 4 Mach yani ses hızının 4 kat üzerinde çok yüksek bir hızla gidiyor. Ve ateşleme ile hedefini bulma vurma arasındaki süreç çok daha kısalarak karşı tarafa hareket alanı inanılmaz daraltılıyor. Şimdi TÜBİTAK tarafından bu teknolojisi geliştirilen bu projenin genel adı Göktuğ. İlk atılan bu denemesi yapılan Bozdoğan füzesiydi. Bunun bir sonraki ikinci adımı Gökdoğan füzesi olacak. Gökdoğan menzil olarak daha uzun menzilli bir füze ve AIM-120 AMRAAM füzelerinin yerini alacak bir proje. Bu projede muhtemel atış testleri devam ediyor. Kısa zaman içerisinde gerçek canlı bir atış görebiliriz bu olayda yaşandığı gibi ve sonrasında Bozdoğan'ın arkasından da Gökdoğan'ın Türk Hava Kuvvetleri'ne envanterine girmesi önümüzdeki muhtemel yıl veya 2023'te hedefleniyor. Burada önemli bir parantezi de hedef uçak TUSAŞ tarafından geliştirilen Şimşek için atmak istiyorum. Şimşek tamamen TUSAŞ'ın milli kaynaklarıyla geliştirdiği çok önemli bir hedef uçak projesi. Daha önceden pervane motorlu Turna serisi kullanılıyordu. Konulan jet motorla birlikte Şimşek uçak projesi biraz daha işin profesyonelliğini, yüksek hızı, daha gerçekçi bir hedef özelliğini ortaya koydu. Şimşek'i hatırlayacaksınız, geçen yaz bir haber yapmıştık. Anka'nın kanadına takılmıştı Şimşek ve Türkiye Azerbaycan'da bir gösteri gerçekleştirmişti ve Azerbaycan'ın işte hava savunma sistemlerinin eğitilmesi, bunlarla ilgili çalışmaların yapılması için Şimşek Azerbaycan'a gitmişti ve ilk defa Anka'nın kanadının altından atılmıştı. Çok önemli bir adımdı. Burada Sinop'taki füze test merkezinden o özel katapultlu rampasıyla Şimşek gökyüzüne çıktı. Yüksek irtifaya ulaştı. Ve burada da görüyorsunuz zaten Bozdoğan Şimşek'i adeta gözünden vurarak hedefini yok etti. Şimşek gerçekten başarılı bir proje TUSAŞ açısından. Umarız ilerleyen dönemlerde daha da gelişir. Şu an ses altı süratin altında uçuyor Şimşek ama gelecekte geliştirilen yeni teknolojiler ses üstü hızlarda drone bu tür hedef uçaklarının uçmasını sağlayacak. TUSAŞ'ta Turna ile başlayan bu teknoloji ve tecrübesini çok daha üstün drone, ses üstü uçan dronlara aktarmış olacak. Ve bu konuda da ben artık TUSAŞ'tan Şimşek'le ilgili de bir
ihracat haberi açıkçası bekliyorum. Evet, videonun başında da belirttiğim gibi Türkiye bu stratejik silahlar konusunda kendi hava füzesini yaparak çok önemli bir adım attı. Umarız gerisi de en kısa zamanda gelir çünkü bu çok çok önemli bir eşikti. Bu videomuzda yerli hava füze konusunu biraz anlatmaya çalıştım size dilim döndüğünce. Lütfen sorularınızı yorum olarak yazın. Bizler ayrıca info@tolgozbek.com adresinden de ulaşabilirsiniz. Detaylı havacılık savunma haberleri tolgozbek.com sitemizde. Yarın saat 21'de yeni bir videoda sizlerle birlikte olmak üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.